Selamlar. Evet bugün Lead soru çözmeyeceğiz. Soru soru çözüm videosu değil bu, bu sefer. Bu videoda graf veri yapısı ile alakalı bir e, konsept videosu çekeceğiz aslında. Ve ilk defa kendimi paylaşıyorum. Şu an farklı bir deneyim oluyor benim için de. <laughs> yani 45 tane ya da 44 tane video yanlış hatırlamıyorsam attım şu ana kadar ve ilk defa böyle bir formatta video çekeceğim. Evet video konusu dediğim gibi grafla alakalı olacak ve böyle bir playlist oluşturma kararı aldım. Yani grafla alakalı sorular çözüyorum ama hani herhangi bir konuyu bilmeden hani o soruları çözemeyiz. O yüzden öncesinde bir altyapı olsun diye bu playlisti oluşturma kararı aldım. Evet graf veri yapısına şimdi bakalım. Şimdi şu şekilde bir structure var grafın. Şurada çizdiğim üzere. Yani burada bizim düğümlerimiz var. Yani node. buna vertices de deniyor. Vertex de deniyor. Bu vertexlere bağlı olan bir tane de şuradaki çizgiler. Bunlara da edge deniyor. Yani kenar Diyebiliriz. Yani bu bir aslında grafı reprezent etmek için iki ayrı komponent e, diyebiliriz. Biz notlar ve edge'lerle aslında her türlü grafı reprezent edebiliriz. Yani günlük hayatta mesela e, reprezent edilen graflar nelerdir? Mesela network. Network yani ağları reprezent etmede kullanılıyor graflar günlük hayat problemlerinde. Mesela bir ...city yani şehir içerisindeki... ...yollar, yolların haritası... ...ya da... ...telefon networkleri... ...ya da circuit networkler... ...bu tarz şeyleri... ...represent etmek için yani temsil etmek için... ...graflar kullanılabilir. Ya da mesela sosyal ağ networkleri... Işte ...Facebook, LinkedIn... ...yani biz birini takip... ...ettiğimizde aslında... ...yani graf olarak... ...nasıl represent edebiliriz? Mesela bu bu insan mesela başka birini takip ettiği zaman gidecek. Aslında buradaki insan bizim grafımızın vertex olmuş oluyor. Buradaki işte birbirine takip etme olayı da bizim edges olmuş oluyor. Yani edge olmuş oluyor. Bu da farklı bir vertex oluyor. Vertex 2. Yani bu şekilde LinkedIn'de ya da herhangi bir sosyal medya platformunda e, takipleşen insanları biz yine graf kullanarak reprezent edebiliriz. Şöyle silelim bunları da. Peki bizim grafta e, kullandığımız yani graf veri yapısı konusu içerisinde kullandığımız belli başlı terimler var. Mesela cycle. Cycle ne demek? Yani e, mesela şu graf üzerinde ben bir cycle bulmak istesem e, direkt görüyorum burada. 3. Yani bu cycle'ı nasıl detect edebilirim? Bu size cycle detection algoritmaları falan vardır. Yani graf içerisinde bir cycle var mı yok mu nasıl bulunur? O tarz sorular da çözeceğim. Ama şu an sadece konsept olarak böyle bir göz atıyoruz. Diyelim ki ben hani explore etmeye, explore dediğim e, gezme işlemine 3'ten başladığımı düşünelim. 5'ten de başlayabilirim. Fark etmez. Sonra 3'ten 1'e gittim. 1'den 2'ye gidebiliyorum. 2'den ya 6'ya gidebiliyorum ya 4'e. 4'e gittiğimi varsayarsam e, tekrar 3'e gitmek durumundayım. Yani burada başladığım e, nottan yani vertex'ten Tekrar başladığım vertex'e geliyorsam, yani basit bir şekilde cycle var diyebilirim. Yani bu burada cycle var bu grafta. Pet, pet dediğimiz ne? Bizim pet dediğimiz olay mesela daha demin göster, gösterdiğim olay, şuradaki loop olayı bizim bir petimiz aslında. Mesela bir tane olası petlerden birini yazalım. 3, 1, 2, 4. Ya bu pet olma olayı. Her bir vertexin üzerinden bir kere geçeceğim. Mesela şu bir pet değil. Bu bir pet sayılır. Ama şu bir pet değil mesela. 5, 3, 1, 2, sonra tekrar 1 dersem, 1, 3 dersem. Yani ne yapmış oldum? Şöyle gittim. Sonra 2'ye gittim. Sonra tekrar 1'e gitmiş oldum ama bunu yapamam. Yani grafta sadece bir vertexin üzerinden Sadece bir kere geçe geçebilirim. Bu bir pet değil o yüzden. Evet bunu da açıklamış olduk. Bir grafın degreesi yani derecesi. Şimdi biz bunları teker teker vertex 1, vertex 2 şeklinde böyle isimlendirirsek eğer şu V5 olsun, şu V6 olsun. Şimdi mesela degree şu şekilde gösteriliyor. Degree of V1. Yani vertex 1'in degree'si ona bağlı olan tüm edge'lerin sayısının toplamı aslında. Yani 1. Sadece 3'e bağlı. Mesela teker teker tüm vertex, tüm degree'leri bulalım. V2 dediğimiz şey e, vertex toplam 3 tane edge bağlı buna. Vertex 3'ün degree'si kaç olur o zaman? E, o da 2 olacak. Dördüncü vertexin digrisi kaç? 2. Sonra bakıyorum. 5 vertexin digrisine bakacağım. Burada da 3. Ve son olarak vertex 6'ya bakıyorum. 1. Şimdi ben bunların bir toplamını bulmak istiyorum. Toplam kaç? 3, 4, 6, 8, 11, 12. Toplam 12 tane var. Peki ben benim toplam edge sayım kaç? Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane edge, edge sayım var benim. E, buradaki fark ettiyseniz 12 onun 2 katı. Yani ben her graf için şunu diyebilirim aslında. Benim degree Lerin toplamları yani şu şekilde yazabilirim aslında. Şöyle sum i ya da şöyle v diyelim. v birden n'e kadar gitsin. Tüm degree'lerin toplamı v i aslında şuna eşit. 2 çarpı e yani buradaki e benim edge sayım. Grafımın edge'lerinin toplamı. Yani bunu bir formalizasyona oturtmuş olduk aslında. Ee, bu bu intuition yani bu yani sezgisel yaklaşım aslında nereden geliyor? Benim mesela her bir edge'im yani her bir kenar burada iki tane farklı vertex'e bağlı. Mesela 2 ile 6 arasında bir tane edge var ya da 1 ile 2 arasında da bir tane edge var. Ya da 4 ile 2 arasında da bir tane edge var. O yüzden benim degree'lerimin toplamları 2 çarpı edge olmuş oluyor. Yani her bir vertex'in arasında bir tane edge olduğundan dolayı. Yani bunu bu şekilde düşünebiliriz. Burada formalizasyonunu oturtmuş olduk. Degree de bu şekilde. Şimdi directed ve undirected graflar var. Şimdi buradaki bizim grafımız... Ee, undirected bir graf çünkü herhangi bir ok yok. Yani şu şekilde yaptıysam mesela ben rastgele bu da şöyle olsun. Böyle ok yaptığım zaman şu an aslında direkt olmuş oldu. Mesela şimdi cycle var mı diye bakacak olursak. Bu not buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Bu buraya gidiyor. Yine cycle olmuş oldu aslında. Ama şuradaki oku, silip ben şöyle yapsaydım bu böyle gidecekti ama buraya gelemeyecekti. Yani şöyle gidemeyecek. O zaman cycle olmayacak benim e, grafımda. Yani bu ne demek oluyor ki e, undirected ve directed e, cycle graflar içerisinde e, cycle detection algoritması farklı işliyor. Bunların hepsinin sorusunu aslında teker teker çözeceğiz. Evet bu direct ve undirect de açıklamış olduk. Şimdi in degree ve out degree kavramları var. Şimdi bu in degree ve out degree kavramları sadece directed graflarda geçerli. O da ne mesela? Ben altı nodun içerisinde mesela V6 için, vertex 6 için in degree in degree of vertex 6 in dediği o vertex'e işaret eden yani o vortex'e giren oklar toplama olarak düşünebiliriz. Yani neymiş? 1. Mesela aynı şeyi vortex 5 için yapalım. Yine ona gelen okların toplamı yine 1. Mesela vortex 2 için yapalım yine 1. Ama diyelim ki mesela şuradaki değer şurayı göstermiş olsaydı bu sefer vertex 2'nin in degree değeri 2 olmuş olacaktı. Bunu bu şekilde düşünüyoruz. Out degri de onun tam tersi. O vertex'ten çıkan okların toplamı. Mesela vertex 3 için vertex 3'ten, pardon, vertex 2'den çıkan oklar toplamı kaç? Bir buradan çıkıyor, bir buradan çıkıyor. Toplam 2. Yani out degree'si out degree of vertex 2. Bu da neymiş? 2'ymiş. Bu şekilde düşünebiliriz. Bunları da açıklamış olduk. Undirected, directed grafları da açıkladık. Ve edge weight. Şimdi bu edge weight ben buradaki her bir edge'e bir weight verebilirim. Weight dediğim şey yani bir ağırlık. Yani uzunluk olarak da düşünebiliriz. Bu iki node arasındaki, iki vertex arasındaki uzaklık gibi düşünebiliriz. Mesela ben bunu 2 versem. Yani graf, grafım değişmeyecek. Sadece edge'leri, edge değerlerine e, sayı veriyorum sadece. Mesela burası 3 olsun, burası 5 olsun. Burası 7, 8, burası da 12 olsun. Şu an aslında weighted bir grafım olmuş oldu. Yani ağırlıklara sahip olan bir graf. bu da günlük hayat problemi olarak mesela nasıl düşünülebilir? E, iki tane vertex benim A ve B uzaklığım olsun. Mesela A şehri ve B şehri. E, iki, iki, arası, e, iki i̇ki şehir arası uzaklıkları ben burada biliyorum. Tüm graf içerisinde. Mesela bu şehri, şu dört şehrinden bir şehrine gitmek için en kısa yolu nasıl bulabilirim? Yani short path. Bu genelde short path algoritmasına dayanıyor ya da Dijkstra algoritması da denebilir. Ya yani bunların hepsini teker teker sorusunu çözeceğiz. Şu an sadece konsept olarak değiniyoruz. Yani edge weight yani ben bir edge'leri weight verdiğim zaman, bir ağırlık verdiğim zaman bu iki tane ona bağlı olan iki vertex arasındaki uzaklığı gösterir. Ve ben iki vertex arası uzaklığın minimum olmasını istediysem bu weighti, weight'leri kullanarak bir algoritma geliştirip bir şekilde Short Spat e, değerini bulabilirim. Yani 2 ile 5 arasına en kısa yoldan şu yolu kullanarak gidebilirim tarzı bir yaklaşım yapacağız. Evet aslında grafla alakalı e, güzel bir giriş videosu olmuş oldu. E, bu tabii Diğer videolarda da bu soruların yani bu konuyla alakalı e, konsept videolarıyla beraber e, soru çözüm videosu da yapacağım. Bu sadece giriş videosu oldu. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.